Merhabalar. TÜSAT bilimsel video serimizin bu bölümünde günlük pratiğimizde hepimizi tüm göğüs hastalıkları hekimlerini çok fazla ilgilendiren, belki polikliniğimizde en çok başvuran hasta konu olan kronik öksürük konusunu tartışıyor olacağız. Bununla ilgili de bir olgu anlatıyor olacağız sizlere. Ama bu konuyla ilgili, yani bu konseptimiz nasıl olacak, bununla ilgili bir bilgi vermesi için Özgür Hocam'a sözü veriyorum. Evet, konseptimizde olgumuzu belli bir noktaya kadar getirdikten sonra asistan arkadaşlarımızdan ve yine uzman arkadaşlarımızdan videomuzun altına bıraktığımız yerden sonra nasıl hareket edeceklerini, ne düşündüklerini iletmelerini istiyoruz. Bundan da yaklaşık bir hafta sonra da hem olgumuzu biz nasıl tamamladık bunu gösterip sonrasında da yine bu konuyla ilgili otor hocalarımızdan birinden bilgilendirme alacağız. Süper. O zaman ben olguyu anlatmaya başlayayım. Tamamdır. Olguyu da belli bir yerde bırakacağım. O ayrış tanıyı belki siz değerli asistan arkadaşlarımızdan ya da uzmanlarımızdan alacağız. Evet. Olgumuz 72 yaşında bir olgu, kadın hasta. Kronik öksürük yakınmasıyla polikliniğimize başvurmuştu olgu. Şöyle hocam, kronik öksürük derken? Bu hasta 3 aydır öksürüyordu. Biz biliyorsunuz 2 aydan fazla, yani 8 haftadan uzun süren öksürüğe kronik öksürük diyoruz. Hastada 3 aydır kuru öksürük yakınması olduğunu söyledi bize. Balgam şikayeti veya ek başka bir şikayeti? Hayır, başka bir solunumsal semptomu yoktu. Sadece kuru öksürük yakınması vardı. Peki özgeçmişini sorguladığımızda bir ilaç kullanım öyküsü var mı? Öksürük yapabilecek? Evet, öksürük sebepleri arasında sorguladığımızda ilk biliyorsunuz aklımıza ACE inhibitörleri geliyor. Ama bu hasta evet bir hipertansiyon hastasıydı ama kalsiyum kanal blokörü kullanıyordu. Bir ACE inhibitör kullanım öyküsü yoktu. Sigara kullanımı? Hiçbir alışkanlıkla sigara ya da alkol ya da başka bir alışkanlığı yoktu olgunun. O konuda da bir özellik yoktu. Peki soy geçmişinde de herhangi bir kanser öyküsü? Hayır, evet, ek hastalıkları yoktu hipertansiyon hariç. Yani bu hasta sadece kuru öksürük yakınmasıyla gelmiş bir hastaydı. Biz de yaşlı, ileri yaş bir hasta. Fizik muayenesine baktığımızda aslında fizik muayenesinde hiçbir özellikte saptamadık. Dinleme bulguları. Dinleme bulguları normaldi. Olağandı ama yine de bir solunum fonksiyon testini görmek istedik. Evet. Solunum fonksiyon testini yaptığımızda da tamamen hani çok kooper olamamakla beraber belirgin bir obstrüksiyon ya da restriksiyon bulgusu yoktu. Saptanmadı. Evet. Peki akciğer grafisi çekilmiştir, evet, mutlaka. Çekildi. İki yönlü akciğer grafisi çektiğimizde aslında PA grafide posterior anterior kısmında herhangi bir özellik göremedik. Saptanmadı. Ama yan grafiğe dikkatli baktığımızda özellikle alt lobun posteriorunda tam paravertebral kısımda bir yuvarlak densitede bir homojen densite artımı gördük. Yan grafiğinin aslında burada önemini de fark etmiş olduk. Oluyoruz. Tekrar ve böyle olunca hastaya toraks BT çektik. Evet. Normalde kronik öksürüklerde toraks BT rutinde çekiliyor mu? Hayır, rutinde çekmiyoruz ama eğer hastada bizim hastamızda olduğu gibi bir etiyoloji saptayamamışsak bir ya da akciğer grafisinde bir lezyon gördüysek bunun daha detaylı görebilmek, natürünü saptayabilmek açısından ya da akciğer grafisinde görünemeyen başka bir hani lenf bezleri dahil, evet, bir şeyleri var mı acaba, ek lezyonu var mı bunu saptayabilmek için. Bir de hastaya eğer ileri bir işlem yapacaksak, bronkoskopi gibi bir invaziv işlem yapacaksak elimizde bir kılavuz olması açısından BT o zaman görmek gerekir. Evet, herhangi bir patoloji saptadık mı BT'de? Evet, BT'de aslında sağ akciğer alt lobunda bir yuvarlak, böyle iyi sınırlı, homojen bir dans tartışı saptadık. Böyle olunca da acaba bir benign tümör mü ya da başka bir şey mi gibi düşünerek hastaya biz... Hocam burada bıraksak mı acaba? Dedik ki bu acaba bir öksürük sebebi olabilir mi? Evet. Bunu tartıştık kendi aramızda da. Çünkü, sanki bir kitle görünümü, evet, var. Evet, bir kitle görüntüsü vardı. Evet, hastaya biz burada bronkoskopi yaptık ama bronkoskopide ne çıktığını söylemeyeceğim. Tamam, burada bırakalım. Bırakalım. Haftaya bunu konuşalım. Bu sırada hocamız da bize kronik öksürük sebeplerini anlatsın. Anlatsın. Aynen öyle. O zaman haftaya gelen sorulara göre videomuzda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.